Devlet Piyangosu Piyangolar Biriminde 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarını kapsayan dönemde milyon Türk liralara ulaşan usulsüz harcama ve yolsuzluk yapıldığı şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sayıştay ve Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun denetimine açılan hesaplar incelenmeye alındı. Yeni düzenin haberine göre ilk belirlemelere göre amortiler ve kazı kazanlarda yaklaşık 1 milyonlu Türk lirası açık, müşterek bahislerde ise 1 milyonlu Türk liralık üzerinde usulsüz harcama olduğu görüldü. Yeni düzene başlatılan soruşturma ve usulsüzlüklerle ilgili açıklama yapan Piyangolar Birimi Müdürü Biray Dilici Irmak, Piyangolar Biriminde geçmiş dönemlere ilişkin tespit edilen yolsuzluklarla ilgili çok yönlü araştırma ve soruşturma başlattıklarını anlattı. Sayıştay'ın Ekim 2015'ten itibaren birimde inceleme yaptığına işaret eden Dilice Irmak, şu anda aldığımız tedbirlerle yolsuzluğun üzerine gidiyoruz. Bataklığı kuruttuk diyebiliriz ancak soruşturmanın nihai neticesini Sayıştay Başkanlığı'nın hazırlayacağı rapordan okuyacağız dedi. Başlatılan araştırma neticesinde bazı kamu görevlilerinin izne gönderildiğini kaydeden Dilice Irmak, müşterek bahislerde 2011'den beri kayıt tutulmadığını gördük. 2014 yılında spor fonuna gönderilmesi gereken kalemden ödemeler yapıldığını tespit ettik. Bet ofislerin yıllık lisanslarının karşılığı olan 20 milyon Türk liralık bu kalemin ilk kez başka ödemelerde kullanıldığını gördüm. Yaklaşık 1,5 milyon Türk liralık bir usulsüz ödeme olduğunu düşünüyorum dedi. Bunun üzerine açıklama yapan piyangolar eski müdürü Yudum Mişon, bir ay dili piyangolardaki yolsuzlukla ilgili açıklaması yanıltıcı ve çarpıtıcı bir içerik taşımaktadır iddiasında bulundu. Michon böyle bir açıklama yaparak 65 personeli ve beni zan altında bırakmasına asla müsaade edemezdim. Bu olay göreve başladığım dönemde yaptığımız denetim esnasında ortaya çıkmıştır. Kazı kazanların sayımı esnasında iş arkadaşlarımızla birlikte bu olayı fark ettik ve öncelikle kendi iç çalışmalarımızı başlattık. İç çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sayıştay Başkanlığı'na resmi bir yazıyla başvurarak denetim talep ettik. Bu konudaki yazışmalar Piyangolar arşivinde vardır dedi. Yudum Mişo'nun açıklaması üzerine Piyangolar Birimi Müdürü Biray Delici yeniden açıklama yaparak Piyangolar Birimi sorumluluğuna şaibeli bir şekilde atanıp şaibeli bir şekilde sürdüren üniversite diplomasını ilgili makamlara sunamadığı için Sayıştay Başkanlığı tarafından aldığı maaşın bir kısmını devlete geri ödemesi istenen Yudum Mişo'nun şahsıma yönelik açıklamalarını hayretle okudum. Beni 64 kurum çalışanı ile karşı karşıya getirme çabası sonuçsuz kalacaktır. Göreve geldiğim günden itibaren kuruma olan bağlılığı ve kurumun gelişmesini savunan tüm arkadaşlarımla başarılı bir şekilde görevimiz yapmaktayız dedi. Bir ay Çalırmak, kimin suçlu, kimin sorumlu, kimin görevini kötüye kullandı? Sayıştay Başkanlığı ve Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun hassas denetimleri sonrasında ortaya çıkacaktır ifadesini kullandı.